Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 7 kentte 1168 öğretmen, 19.884 öğrenciye 728 konteyner sınıfta eğitim veriyor. Travma yaşayan çocuklarla nasıl farklı bir şekilde hani eğitimlerini devam ettireceğim, nasıl destek olmam lazım? Bunlar tabii ki de hani insan çok düşünüyor, çok böyle ne yapacağını bilemiyor ilk başta ama ondan sonra işte hani onlar da bir şekilde hani ilk onların öğretmeniyim. Onlar da işte zamanla büyüyecekler. Sonrasında belki hani onlar için de bu deprem geçmişte kalacak. Hani benim için de aynı şekilde. Olabildiğince onlara destek olup travmalarını olabildiğince azaltmaya, hani etkisini en az indirmek için uğraşıyorum yani. Güzel yani. Ben gerçekten çok mutlu olmuştum yani onları ilk gördüğümde. Şu anda da hala öyle hissediyorum. Makasları, kalemleri getirmiyoruz. Onu da bırak Mehmet. Bu alandaki fiziksel şartlar hani şu anda istediğimiz gibi değil ya da mesela buradaki sosyal alanlar hani kısıtlı, imkanlar kısıtlı. Biz mesela okuldan çıkıyoruz, işte konteynere gidiyoruz. İşte konteynerden sonra işte tekrar hani oradaki yaşam, hani konteyner hayatı da. Ama mesela okuldan çıkarken mesela okulda çocuğun gelip işte öğretmenim seni çok seviyorum. İşte ya da mesela öğretmenim seni bugün çok özledim evdeyken hemen o ya da tatil olduğunda öğretmenim okul keşke açık olsaydı okula gelseydik deyip hani bana bunları söyleyip gelmeleri ya da mesela okula gelirken beni böyle kocaman bir sarılmayla karşılamaları beni gerçekten çok mutlu ediyor. Onları öyle görmek hani onların beni karşılarken o yüzlerindeki gülümsemeyi görmek o kadar mutlu ediyor ki beni. Mesela sabahleyin kalkıp hemen onlar için işte hazırlanıyorum, etkinlikleri olsun, onlara hediyeler olsun, değişik aktiviteler olsun. Hani okula gelip onlarla buluşmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Biz kendimiz depremzede olsak bile yetişkin olduğumuz için bir takım sıkıntılarımızı, bir takım travmalarımızı okulun dışında bırakabiliyoruz ama çocuklarımızın da
bu süreci en güzel şekilde, en hasarsız şekilde atlatması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve onların da travmalarını, geçmiş olumsuz yaşantıları okulun dışında bırakmalarını hedefliyoruz. Yavaş yavaş. Düşeceğim şimdi. Çünkü okul onların bakım, onarım, tamir yeri ve biz onları ne kadar tamir edebilirsek, ne kadar onarabilirsek, ne kadar yüreklerine dokunabilirsek, ne kadar travmalarından kurtarıp onları normalleştirebilirsek o kadar başarılıyız diye düşünüyoruz. Şu an için en büyük hedefimiz onları yeniden yapılanırken en güzel şekilde şekil almalarını sağlamak.